Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde tuttuğum bu güzel modelimizi sizlerle çalışacağız. Yetişkin ve çocuk örgülerinde çok güzel olan modelimizi Yelek yapımında, hırkalarda, yazlık bluzlarımızda kullanabiliriz. Tamamen ipimizi ayarlayarak zevkimize uygun şekilde değerlendirebiliriz. Dikdörtgen şallarda da çok güzel duracaktır. atkılarda da isterseniz gayet hoş görülmekte. Evet şimdi modelimizi sizlerle birlikte kurmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi kurmak için yeterli miktarda zincirimi çektim ve üzerine örmeye başlıyorum. Zincirimizi sayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir yuvasının içerisine bir defa tığımın başını dolayarak geldim. Ve 1, 2. 2 defa da ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Diğer trabzanımı batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum ikili. Yanına hemen 1 ve 2. 2 defa da aldığım trabzanımı örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Bir, zincirde aşağıdan atlıyorum ikinci zincire gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum bir ve hemen yanındaki yuvaya bir tane daha batıyorum ve böyle e, bu sıramızı modelimizi kurmak için başlatıyoruz iki trabzan bir zincir bir zincirde aşağıdan atlıyoruz tekrar bir zincir yukarıdan çekiyorum aşağıdan yine zincirim atlıyorum diğer zincire batıyorum 1 ve 2 Yanındaki zincir yuvasına giriyorum. 2 trabzan, bir zincir. Bir tane atlıyorum yine. 2 tane trabzanımı yan yana örüyorum modelimi başlatmak için. Sizler tabi lastik örgünüz olacaksa bu kısmı kurmadan direkt modelimizi geçebilirsiniz. Modelimizin daha güzel görünmesi için bu şekilde bir zemin hazırlayarak modelimi kurmak istiyorum. Evet şu şekilde iki trabzan bir zincir yukarıdan çekiyorum bir zincir aşağıdan atıyorum ve ikişer trabzanımı örüyorum ve sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim zincirimin sonuna kadar iki trabzan bir zincir örerek ilerledim ve en son noktadayım bakınız 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum çekmiş olduğum 5 zinciri burada bir tane zincir çekerek e, trabzanlardan ayrıldığımız bölüm vardı. Hemen oraya batıyorum. Bir tane sık iğne ile tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çekiyorum ve diğer bir zincirimin olduğu yere batarak kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Diğer bir zincirlik bölüme giriyorum ve böyle minik, minik yuvalarımı hazırlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle görelim bakınız. Birinci, ikinci hepsinin arasına beşer zincir çekerek bir zincirin olduğu yere sık iğnemizle batalım. Sıramın sonuna kadar beşer zincirlerimi ördüm ve her bir bölümümün arasına girerek battım. En son beş zincirimi çektim ve dıştaki trabzanımın tepesine girerek batıyorum ve buraya da bir tane yuvamızı bu şekilde kurmuş oluyoruz. Şöyle hem başlangıçta bakınız hem de sonda aynı şekilde beşer zincirden oluşan yuvamız ikinci sıramızda kuruldu. Evet şimdi bütün sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra bir üst sıraya geçebiliriz. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimi arka yönde çektim ve tekrar diğer yönü çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Giriyorum. 1 2 3 3 defa da örüyorum tekrar aynı yere batıyorum 1 2 3 bir daha 1 2 3 kenardaki zincirimizle birlikte 4 tane trabzanımız oluyor şimdi tığımın başını doluyorum bir sonraki yuvanın içerisine bakın zincir çekmeden giriyorum bir tane trabzanımı 3 defa da örüyorum Tekrar zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuvanın içerisine 1, 2, 3. Bir defa başını dolayıp 3 defa da aldığım 4 tane trabzanımı örüyorum. İkinciyi ördüm. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Ve dördüncü trabzanımı da 1, 2 ve 3. Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuvanın içerisine giriyorum ve trabzanımı örüyorum. Bir tane e, yuvamızın içerisine 4 trabzan, diğer yuvamızın içerisine 1 trabzan şekliyle örerek sıra sonuna doğru ilerleyelim. 4, 1, 4, 1. Şimdiki sıramızda ise yine araya zincir çekmiyorum. Giriyorum, 4 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Araya zincir çekmiyorum. Bir sonrakine bir tane örüyorum. Tekrar araya zincir çekmeden 4 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve trabzanımızı 3 defa da çekiyoruz. Başa kadar bu şekilde örelim. Bir tanesini 4 trabzan, bir tanesini tek trabzan olarak ilerleyelim sıramızın sonuna kadar örerek geldim 4 trabzan araya zincirsiz bir trabzan şekliyle her bir yuvamızın içerisine örerek ilerledim ve 3 trabzanımı ördüm en son trabzanımızı sizlerle birlikte örelim 4. trabzanımı buradaki zincirimin kenarındaki uygun bir bölüme batıyorum 1 2 ve 3 defa da alıyorum kenardaki trabzan sayısında 4'e tamamlıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. 4 trabzan ördüğüm bölümün hemen bitiş noktasına yani 4. sırayla bir, bir tane e, trabzanımızın olduğu yere batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Bu kez 4 trabzana başlamadan araya batalım. Yani bir trabzanımızın hem sağına hem soluna batıyoruz. Yeni yuvamızı kuruyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 4 trabzanımızın hemen bitişine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. 1 trabzanımı hemen bitişine 4 trabzan başlamadan ki bölüme batıyorum. bir tane sık iğnemle yerleştiriyorum. Bakınız 5'er 5'er zincirlerimi çekiyorum. 3, 4, 5. Hemen araya giriyorum 1 2 3 4 ve 5 bir trabzanımın soluna batıyorum 1 2 3 4 5 4 trabzanımın bitişine hemen batıyorum şöyle görelim battığımız yerlerimizi Evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım Evet sıramızın sonuna kadar ilerleyerek geldim en son 4 trabzanımın olduğu yerdeyim ve dördüncü bakınız buradan saydığımız zaman dördüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve yeniden sıramızı kurmak için hazırlanıyoruz şöyle modelimizi görelim bu sıramızda kaydırma yapacağız ve modelimizi kaydırarak öreceğiz bir sıramızda bakınız 4 trabzan birisinde 1'di dört bir dört bir olarak devam ettik bu sıramızda ise 4 trabzan yaptığımız aşağı sıranın üzerine bir trabzan bir trabzanımızın üzerine 4 trabzan 4'ün üzerine bir birin üzerine 4 şeklinde örerek ilerleyeceğiz 4 zincirimizi çektikten sonra örgümüze başlayalım sıramızı kaydırarak tığımın başını doluyorum alt sırada 4 tane trabzanım vardı üst sırada bir tane trabzanımı 3 defa da örüyorum Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Alt sırada bakınız bir tane trabzan ördüğüm yerin üzerine 4 tane trabzanımı örüyorum. 1-2-3 Tekrar 1-2-3 1-2-3 4'e tamamlıyoruz trabzanımızın sayısını. 4 trabzan olduktan sonra tığımın başını doluyorum. 4 trabzan örmüşüm. Bakınız aşağıda hemen üzerine bir tane trabzanımı örüyorum ipimizi yarım almayalım. Tığımın başını zincir çekmeden doluyorum. Aşağıda bir trabzan var. Üzerine dört tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sıradaki trabzanımı yine araya zincir çekmeden bir tane örüyorum. Modelimiz bu şekilde kayarak ilerliyor. Bakınız, dördün üzerine bir, birin üzerine 4 tane trabzanımızı örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar modelimizi kaydırarak ördüm. Bakınız, bir tane trabzanımın üzerine dörder trabzanımı yerleştirdim ve en son noktaya geldim. 4 trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı ördüm. Kenarımızda bakınız, bir de kenar köşemiz vardı. Hemen bu trabzanımı da diğer tarafta zincirle başlamıştık. Burada trabzan olarak örüyoruz. Şu şekilde kenara çekiyorum ve uygun olarak batıyorum. Uygun bir yere bakınız şu şekilde. 1 2 ve 3. 3 defa da alıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir önceki sıramızda yapmış olduğumuz gibi 5'er zincirden oluşan yuvamızı örmeye başlıyoruz. 5 zincirimi çektim. Hemen bir trabzanımın soluna batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 4 trabzanımın soluna batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1 trabzanımın soluna batıyorum. 1 2 3 4 5 4 trabzanımın soluna batıyorum yine modelimizi yuvamızı hazırladıktan sonra birer kaydırarak örmeye devam ediyoruz 1 2 3 4 5 sonuna kadar beşer zincirlerimizi çekerek ilerleyelim sıramızın sonuna doğru ilerledim ve en son trabzanımı ördüğüm yerdeyim bakınız tekrar 5 tane zincirimi çekiyorum hemen bir trabzanımın soluna batıyorum şu şekilde ve modelimizi kurmuş oluyoruz bakınız ve başlıyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum hemen bakıyorum bir alt sırada bir tane trabzan yapmışım üst sırada dört tane trabzanımı örmem gerekiyor yine modelimizi kaydırarak ilerliyoruz birinci sırada kurduğumuz şekliyle modelimizi kuruyoruz 4 trabzan bir trabzan, 4 trabzan, bir trabzan şeklinde modelimizi kuralım. Hemen başlayalım. Zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum ve başlıyorum. Bir, iki, aşağımızda bakınız buradaki zincirimizi de trabzana dahil etmiştik. Buradakini de aynı şekilde dahil ediyoruz. Çok kaba durmasın diye dört tane trabzan ördüm. Tığımın başını doluyorum. 4 trabzanın üzerine ise bir tane trabzan örüyorum. İlerliyorum bir trabzanımın üzerine 4 tane trabzanımı örüyorum ve modelimi bu şekilde kaydırarak örüyorum ve tamamlıyorum. Buradaki 4 trabzan grubumuzu da tamamlayalım. Bakınız bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben örmeye devam ettim ve modelimiz bu şekilde büyüdü. Çok güzel yelekler şallar olabilecek modelimizi çalışması da gayet kolay ve zevkli. Bu şekilde bir çalışmamızın da sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere.